Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pastanelerde satılan paskalya çöreklerinin aynısını yapacağız. Çok da lezzetli oldular, bakın muhteşem görünüyorlar. Sizler de bu şekilde nefis paskalya çörekleri yapabilirsiniz. Bakın size kıvamını, dokusunu göstereyim. Yumuşacık, mis gibi mahlep kokuyor. Bu şekilde yumuşacık oldular. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Derin bir yoğurma kabımızın içerisine 1 su bardağı ılık suyumuzu alalım. İçerisine 1 paket instant mayayı ekleyelim. Yarım su bardağı toz şeker ilave edelim. Birazcık daha tatlı seviyorsanız 2 yemek kaşığı daha ilave edebilirsiniz. İyice karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra içerisine 1 su bardağı ılık sütümüzü ilave edelim. Yarım su bardağı sıvı yağ ekleyelim. İsterseniz yarım su bardağı eritilmiş tereyağı da ilave edebilirsiniz. Üzerine 2 yemek kaşığı mahlebimiz var. Paskalya çöreğin olmazsa olmazı, çok güzel bir lezzet veriyor. 2 tane yumurtamız var. Birinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. 1 tane yumurtamız ve 1 yumurtanın akını da hamurumuza ilave ediyorum. Ve tekrardan karıştırıyorum. Sıvı malzemelerimi iyice karıştırdım. Şimdi unumu ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Tekrar un ilavesi yapıyorum. Üzerine 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. 1 tane limonun kabuğu, isterseniz portakal kabuğu da olabilir. Hangisini tercih ederseniz ekleyelim ve yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz çok sert bir hamur olmayacak. Yumuşak bir hamur yoğuracağız. O yüzden unumuzu kontrollü ilave edelim. Toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Ama yumurtanın büyüklüğüne göre değişebilir. O yüzden kontrollü ekleyin lütfen. Hamurun kıvamını sizlere göstereceğim. Bakın, hamurum bu şekilde yumuşacık oldu. Ağzını kapatıp yarım saat dinlendirelim. Yarım saatin sonunda hamurum çok güzel bir şekilde kabarmış. Şimdi tezgahımın üzerine alıyorum. Hamurumuzu 3 eşit parçaya bölelim. Her bir parçayı eşit bir şekilde ayıralım. Hamurumuzun 2 tanesini kaldıralım. Bir tanesini tekrardan 3 eşit parçaya bölelim. Hamurlarımızı şerit şeklinde uzatalım. Uzun uzun 3 tane şeritler elde edelim. 3 tanesini yan yana dizelim. Ve saç örgüsü şeklinde
Örelim. Diğer tarafını da bu şekilde düzelttim. Paskalya çöreğimiz bu şekilde hazır. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine alıyorum. Diğer hamurumu da aynı şekilde üçe bölüyorum. Uzun uzun şeritler halinde yapıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yapıp pişirdikten sonra buzluğa atabilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkarıp yiyebilirsiniz. Çok lezzetli. Bu şekilde tekrardan saç örgüsü şeklinde örelim. Artık dışarıdan almak yok. Paskalya çöreklerini bu şekilde evde hazırlayabilirsiniz. Bütün paskalya çöreklerimi hazırladım. Paskalya çöreklerimin üzerine yumurta sarısı süreceğim. Ama parlak olması için 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum. Daha sonra paskalya çöreklerimin üzerine sürüyorum. Yumurta sarılarını sürdükten sonra üzerine kırıklı fındık, file, badem, ne isterseniz üzerine dökebilirsiniz. Paskalya çöreklerimiz hazır. Bu şekilde tepsi mayası gelmesi için yarım saat bekleyelim. Bakın, tepsi mayasına geldi. Paskalya çöreklerimiz çok güzel bir şekilde kabardı. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirelim. Paskalya çöreklerimiz fırından çıktı. Muhteşem görünüyorlar. Bakın yakından çekiyorum sizler için. Şimdi paskalya çöreklerimi dilimleyip sizlere göstereceğim. Nasıl yumuşak oldular? Mis gibi mahlep kokuyor. Bu şekilde dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık. Muhteşem bir dokusu var. Sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Eğer denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir tarifte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.